Merhaba arkadaşlar. Oyunlar serimizde kim yarışmak ister, kim coğrafyayı bilmek ister şeklindeki bir serimiz var. Tabii bunların daha önceki videolarımıza yine oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Hemen oyuna başlayalım. Tabii burada joker haklarımız da var arkadaşlar. Süremiz de tabii geçecek. Süremiz de ilerliyor. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biri değildir? Nükleer, rüzgar, güneş, jeotermal. Rüzgar, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi enerji kaynaklarının biz yenilenebilir. Nükleer, bunun yanında fosil yakıt dediğimiz taş kömürü, lignit, petrol, doğal gazın yenilenemeyen enerji kaynaklarından olduğunu biliyoruz. O zaman doğru cevabımız nükleer olması gerekiyor. Bu son kararımız. Aşağıdaki santrallerden hangisi havayı daha az kirletir? Tavşanlı, Kütahya, Tunçbilek, Kütahya, Hamitabat, yine Kırklareli çevresinde, Soma, Manisa. Bunların neyle çalıştığını bilmek gerekiyor. Sizin cevabı vermenizi biraz bekleyelim. Tavşanlı lignit ile çalışıyor. Lignit havayı çok fazla kirletebilir. Tunçbilek yine aynı şekilde lignit ile çalışıyor. Havayı çok fazla kirletebilir. Soma yine aynı şekilde lignit ile çalışıyor. Havayı çok fazla kirletebilir. Ama Hamitabat arkadaşlar doğal gazla çalışıyor. Doğal gaz fosil yakıtlar içerisinde havayı en az kirleteni. Bunu da son kararımız olarak söyledik. Evet, sıradaki sorumuzda aşağıdaki santrallerden hangisinin elektrik üretimi iklimden en az düzeyde etkilenir ya da hiç etkilenmez? Atatürk Baraj Gölü'nü biliyoruz. Bu neydi? Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santraliydi. O yüzden su gücüyle çalışıyor ve etkilenir. Kevan da aynı şekilde su gücüyle çalışıyor. Demirköprü de su gücüyle çalışıyor hidroelektrik santraller arasında. Ama Germencik ve Sarayköy özellikle sorularda çok geçer. Bu ikisi jeotermal, sıcak suyla çalışıyor. Sıcak su da iklimden üretim sırasında etkilenmiyor. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ülkemizde ticari amaçlı ilk rüzgar santrali hangi merkezde kurulmuştur? Türkiye'nin ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı'da kurulmuştu arkadaşlar. Çam'da lignitle çalışan, Çatalhazı'nda taş kömürle çalışan, Afşin Elbistan çevresi yine lignitle çalışan santrallere örnekti. Alaçatı Türkiye'de ilk rüzgar santrali olarak karşımıza çıkmakta. O yüzden doğru cevabın bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, aşağıdaki merkezlerden hangisinde petrol çıkarımı yapılmaz? Siirt, Adıyaman, Diyarbakır gibi illerde biliyorsunuz çıkarımı yapılıyor. Batman yine önemli çıkarım alanlarından birisiydi. Ama Malatya bunlardan birisi değil arkadaşlar. O yüzden son karar olarak Malatya'yı söyleyebiliriz. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde petrol rafinerisi bulunmaz? Kocaeli, İzmir, Kırklareli ve Batman şıklardaki illerimiz. Tabi burada bazı arkadaşlar merak ediyor olabilir. Jokerler çalışıyor mu? Deneyelim. Evet, iki tane ili eledik. İzmir'de biliyorsunuz ki Ali Ağa var. Bunun yanında Kırklareli'de yok arkadaşlar. Kırıkkale'de var. Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinerisi. İzmit'te İpraş. Bunun yanında Batman'da Batman vardı. Kırıkkale deseydi doğruydu ama Kırklareli ilimizde bir petrol rafinerisi bulunmuyor. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, diğer soruya geçtik. Aşağıdaki santrallerden hangisi farklı bir kaynak ile enerji kaynağı ile çalışmaktadır? Hirfanlı biliyorsunuz ki hidroelektrik. Oymapınar Manavgat üzerinde hidroelektrik. Kesik Köprü yine hidroelektrik.
Sarayköy ise az önce söylediğimiz gibi jeotermal, buhar gücüyle çalışan bir santral var. O yüzden doğru cevabımızın Sarayköy olduğunu söylemek mümkündür. Denizli Sarayköy Türkiye'de ilk jeotermal santraldir. Evet, aşağıdaki illerin hangisinde nükleer santral kurulması söz konusu değildir? Hemen seyirci joker hakkımızı kullandık. Tabii seyirci joker hakkı burada oradaki kişilere sormanız açısından tabii sınıf ortamında uygulanan bir uygulama olabilir. Ki burada arkadaşlar Sinop'ta biliyorsunuz kurulacak. Mersin'de ilk kurulacak Akkuyu. Bunun yanında Kırklareli yine kurulması planlanan kısımda dikkate alınabilir ama Kırıkkale için bunu söylemek mümkün değil. Çünkü bunun sebebi su kaynaklarına yakın olması gerekiyor. Özellikle nükleer santrallerin. Tabii deprem riskinin az olması diğer bir faktör. O bir az geçerli olabilir. Ancak su kaynaklarının kısıtlı olması tabii ki bunu olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden Kırıkkale'nin doğru cevap olduğunu söyleyelim. Evet, aşağıdaki santrallerin hangisinde taş kömürü kullanılmaktadır? Soma, Linyit, Çayırhan, Linyit, Seyit Ömer, Linyit, Çatalazı Türkiye'de en önemli taş kömürle çalışan santralimizi oluşturuyor. Zonguldak'ta bulunuyor. O yüzden doğru cevabın D şıkkı olduğunu son karar olarak söyleyebiliriz. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin elektrik üretimindeki payı diğerlerine göre daha fazladır? Rüzgar, hidroelektrik, jeotermal ve güneş burada verilen bazı şıklar olmuş. Hepsi yenilenebilir enerji kaynağı arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla üretime sahip olan enerji kaynağımız hidroelektriktir. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en önemli pay, en büyük pay hidroelektriğe ait diyebiliriz. Bakın yenilenebilir kısmının altını çizerek söyledik. Evet, son kararımız. Ve tabii ki bütün soruları doğru cevaplayarak 100 puanı aldık. Evet arkadaşlar, bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yine yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Size iyi çalışmalar diliyorum.